Gecenin karanlığından faydalanan biri Nasreddin Hoca'nın bahçesine sinsice girmiş. Yavaş adımlarla etrafını kontrol ederek ahıra doğru ilerlemiş. Ahırın kapısına yaklaşmış ve kilidi hafifçe çekmiş. Ve kilit pat diye yere düşmüş. Zaten kapıda zor bela ayakta duruyormuş. Hırsız hafifçe eşeğe yaklaşmış ve yularından yakalayıp eşeği ahırdan dışarı çıkarmış. Ardından da karanlığın yardımıyla ortadan kayboluvermiş. Sabah olmuş ve hocanın kapısı açılmış. Hoca sempatik görünüşüyle çıkmış kapıya. Daha sonra da hoca eşeği almak için ahıra doğru gitmeye başlamış. Bir de bakmış ki kapı apaçık. Allah Allah, kapıyı açık unuttum herhalde diyerek iyice ahıra yaklaşmış ve içeriye bakmış. Ancak eşeğini görememiş. Oldukça şaşıran Nasreddin Hoca bir telaşla dışarıya doğru koşmuş. Hey hey komşular hey! Eşeğimi gören var mı? Diye bağırmış. Komşulardan biri hocaya doğru dönüp hayırdır hocam nedir bu telaşın? Demiş. Hoca da eşeği almak için ahıra gittim ama kapı apaçık ve eşek de ortalarda yok. Hırsız eşeğimi çaldı herhalde demiş. Komşulardan birisi kızgın bir tonla hoca hoca kapıyı açık diyorsun neden kapıyı kilitlemiyorsun? Hoca da ama ben kilitledim sanıyordum demiş. Diğer komşu da hocam hem hatırlamıyorsun hem de sağlam kilit kullanmıyorsun. Kilit sağlam olsa hırsız kapıyı açamaz tabii ki demiş. Hoca da haklısın komşum. Başka bir komşu aman hocam ya kilit bozuk ya da kapın çürük ki hırsız içeri girip eşeği çalmış. Neden kapına sağlam kilit takmıyorsun? Hırsız tabii ki eşeğini çalar demiş. Nasreddin Hoca bu söylenenler karşısında oldukça şaşırmış. Ve ardından da siterli bir ses tonuyla yahu komşular iyi hoş dersiniz de yahu hırsızın hiçbir suçu yok.